Benim 3 tane dayım, anneannem, dedem aynı günde öldürüldü. Annem gelin göz önünde. Bir gün sonra bizimkiler 24 kişiyi öldürdüler. Evde 3 daire parasını alıp bize bir odan kadar para harcayıp bize dediler ki albümümüz burada. Ben o dönemde tabii o çocukluktaki travmadan dolayı kekeme oluyorum. Annem de her misafir geldi onun taklidini bana yaptırdı. Ben de Ceylan bir anda tat tat bütün düğmeler açıyor. Annem de oğlum Allah belanı vermesin. Kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden önemli konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve çok önemli, değerli bir konum var. Ferman Toprak bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Nasılsın? Öncelikle. Elhamdülillah çok şükür valla. Her zamanki gibi devam. Devam edelim. Müzikle yolumuza girdiğimiz gibi yolun sonuna kadar da müzikte gideceğiz. Aynen öyle. Şimdi Ferman abi. Evet. Değil mi? Tabii. Aynen öyle. Abi şimdi şöyle bir şey var. Seni araştırdığımda iyicene. Tabii ki de şarkılarını biliyoruz ama kimdir? Nedir diye araştırdığımda aslında ilk hakikaten seni Ankaralı olarak bilenler çok varmış. Tabii herkes Ankaralı olarak biliyor. Tesbih şarkısından dolayı. Aynen. Ama bir yanın... Urfa'sı Siverek, taraf Adıyaman. Adıyaman, sen Adana'da doğdun. Bir. Aynen doğru. Yani bayağı bir geniş yelpaze var. Politik bir yani. Aynen öyle. Peki... Müzik hikayen nasıl başladı? Bir anlatır mısın? Çünkü bir de yanlış bilgim bilmiyorum. Baba doktor mu? Baba doktor ya. Evet. Yani eğitimli bir aileden geliyorsunuz. Kesinlikle. Aynı zamanda sen de eğitime önem veren birisin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hızlı açıklamak gerekirse aşiret yapısı. İki tarafta da anne baba da Türkiye'nin en büyük aşireti. İzol aşireti ve Bezik aşireti. Şimdi aile olarak da hiç kimse sanatçı olmamı istemedi. Çünkü sanatçılık bir feodal yapıya sahip olunduğu için bir oyuncu olmak, sanatçı olmak onlar için kötü bir şeydi. Hani televizyonda bir komedi filmi izleyip gülerler ama kendilerinden birini insanları güldürmesini ya da eğlendirmesi hoşlarına gitmeyeceği için tavsiye etmediler. Evet. Babam hepimiz okumasını istedi. Benim kız kardeşim Çukurova İktisat mezunu. Erkek kardeşim Çukurova İşletme mezunu. En küçük kardeşim avukattı. Şu an 15 yıldır Adana'da ağır ceza avukatıdır. Başarılı. Ben de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya'yı kazandım. Ama 6 ay okuduktan sonra yatay geçiş yaptım İstanbul'a ailemden habersiz. Üniversiteyi bıraktı geçti diye bir okudum ama yatay geçişle geçmişsin. Ya yatay derken hani kendim onlara ben okuyorum deyip oradan Ankara'dan İstanbul'a gidip geliyordum otobüsle. Ama çok büyük bir cesaret değil mi? Tabii ki ya o zaman. Anneye babaya bağlısın şimdi onlar senin okumanı istiyor filan. Tabii ben o zaman un kapana gidip işte kaset nasıl oluşur kimle görüşülmesi gerekir falan o aşk içinde olduğu için Ankara'da İstanbul'a yakın olduğu için otobüse gidip geliyordum. Neler yaşadın? O serüvende ya neler yaşamadık ki? En son zaten annem babam öğrendiğinden olayı. Neler yapacak bir şey yok. Biz bari şu albüm işini yapalım mı çocuğa? Onlar yaptı yine değil mi? Tabii. Koca çınarlar arkamıza durdular. Dediler ki hadi yap vazgeç gel. Ticarette de kafan çalışıyor işini yap dediler. Ama ne oldu? İlk albüm hani istediğin şeyi aldın mı? Yok 94'te albüm çıkıp 3 tane daire sattılar. tabii 3 tane daire biz un kapanı yerine tabii o dönemde kurt kapanına girdik. Evet. Evde 3 daire parasını alıp bize bir oda yani bir evin bir odası kadar para harcayıp bize dediler ki albümümüz burada. Dedim hani bir gün sonra dedik albüm tutmadı dediler bize. Şaka yapıyorsun. Dedim ya albüm daha bir gün çıkmış klip yayınlanmamış. O zamanlar işte müzik kanalları vardı Kral TV falan biliyorsunuz. Evet. Burada bir klibin çıkması lazım, bir teaser'ın dönmesi lazım. İnsanlar rüyasında mı görecektim? Ya rüyamda Ferman Toprak'ı bir adam gördüm. Onun kaseti var mı diyecekler dedim. O dönemde baktım ki biz kurt kapanı öyle bir darbe yedik. Ailemle geri döndüğünce ben dedim silahı bir kere çektim. Mermi sıkmadan dönmek olmaz. Ferman abi bildiğin film gibi ama. Tabii canım. Şidap yatsak roman olur filmleri yani. Filmleri de var zaten biliyorsunuz. Var da tabii canım roman olur. İleride inşallah bunu bir filme çeviririz. Aynen. Ondan sonra ben de dedim ki madem ailem bu kadar kahır çektirdim ettirdim. Suçluluk duygusu var. Suçluluk duygusu vardı ama idealistlik de vardı. Onlar birleştirdim bir sustu. Tabii albüm tutmadı dediğinde firma bunu bana diyor. Ben annem babama tutmadı. Onlar bu şekilde benimle muhabbet ettiklerini söylemedim. Tabii. İşte baba yeni klip çekmemiz lazım dedim. Babam bana para gönderiyordu. Ailenin durumu iyi. Tabii Allah'a çok şükür. Ailemin durumu iyiydi zaten ondan dolayı. Babam gönderdi. Ben parlarda etilerin en iyi müşterilerinden biriydim. Evet. En ön masa müşterisiydim. Babam da sanıyor ki karim ben klip çekiyorum. Tabii insanlar en iyi müşteri olunca
Şefler beni arıyor. Abi akşam masan hazır gelirim zaman. İkinci dediler abi ne iş yapıyorsun? Böyle çünkü hep sen şampanya patlatan birisi. Evet. İyi sanatçıyım nasıl yapayım sanatçısı dedim. Sanatçıyım kardeşim. O dönem işte biri sahne aldı birisi sahne aldı ya falan derken. İlk önce o zaman çevre edinmenin bir yararı oldu tabii ki, orada. Tabii ki İstanbul'da kimseyi tanımıyor etmiyorsun. Çevre evet. Çevreyi tanınca. Çok şükür kişilik yapımıza da sevilen sayılan bir evet. Sıcak kanlına sahip olduğumuz evet. için. Biz ilk tanıyan. Hakikaten Ferman abi böyle bir şeyin var yani. Evet böyle bir auramız ya da Allah'tan gelmiş. Annemiz evet. babamız bize öğretti. Evet. Hemen öyle derken sahne hayatımız başladı ve ben dedim ki 94'te bu albüm tutmadı diyenlere inat İstanbul'un en kaliteli mekanı neresidir dediler Etiler. Ben dedim Etiler'e dedim Ferman Otobaks'ın altın harflerle yazdıracağım ve bunu kasetsiz reklamsız yapacağım dedim. Evet. Ki girdiğim dönemde de zaten okumuşsunuzdur muhakkak internetten falan. Bizim çıktığımız dönemlerde abicim ya popçu olacaktın ya bayan sanatçı olacaktın. Evet. Bir erkek ol sakal bir de arabesk oku. Evet. Etiler'de mümkün değildi yani. Evet. Velhasıl kelam Allah da yanımızda oldu. Sevenlerimiz de bizi bırakmadı. 97-98'de Etiler'e bir girdik. Kulaktan kulağa. Orada bir isim yapmaya başladı. Tabii, kulaktan kulağa bir Ferman Topuk efsanesi başladı. Evet, evet. Hayatı tesbihi yapmışım dönüm noktan ama. Esas dönüm noktam şey derler. Şununla tanıştım. O isimler var mı veya öyle bir dönüm noktaları şununla karşılaşmam. Ne bir destek ne de bir şey görmedim. Önce Allah'ım sonra ailemin desteğini gördüm. Sağ olsun onlar da her zaman desteğini verdi. İçimdeki o istek de zaten ben mesleğimi severek yapıyorum. Zaten ben bunu söylüyorum. Ne iş yaparsanız... Ama şöyle o zaman. Mesela atıyorum şu mekanda seni çıkarmaları ilk. O da bir destek. Yani şu mekanda beni çıkartmaları çünkü baktılar ki potansiyel var. İnsanlar istiyor. İnsanlar isteyince para kazanılacak. Eskiden zaten mekan seninle iş görüşmesi yapmaya gittiğin zaman direkt seninle para konuşmazlardı. Kaç masa var diye sorarlardı. He, tabii yani seni dinlemeye kaç masa gelecek. Doğru. Bana sorduklarında ben derim ki yani iş teklifini siz bana yaptınız. Masam varsa gelir dinlersiniz. Olmasa da işten vazgeçersin. Ben şimdi neyse kimin garantisini verebilirim ki? Doğru. Şu masa gibi. Allah'a çok şükür de girdik. Sevenlerimiz bir kar yumağı gibi git gide büyüdü. Durumlara geldi. Şey oldu mu böyle ilerledikçe korkuların oldu mu? Bir duvar gibi görürsün. Hadi istiyorum. Şu hayaller evet. gibi de böyle artık netleşir ama sende bir an çıktıkça da böyle endişeler de çoğalır. Ben hep adım adım gittim ya. Yani hep ideallerin peşindeydim. Evet. Yani bu sene olacak diye iddia etmedim. Her şeyin bir zamanı vardır diye hareket ettim. Allah çok şükür her şeyde zamanı geldi. Zaman aldım yani. Peki öyle hayal ettiğin gibi çünkü çok gençler de izliyor bizi. Evet. Hayal ettiğin gibi mi yoksa getirileri olduğu gibi götürüleri de oluyor mu? Ya tabii götürüleri de oluyor yani şimdi... ben gece hayatına girdikten sonra tabii kendini belli yerden sonra illaki seviyorsun mesleği ama... sevmenin dışında da gece hayatı ben 17'li 7 gece makine gibiydim. Elhamdülillah Müslüman olduğumuz için oradan yırtıyorduk. Ramazan'da çalışmıyordum, kandillerde çıkmıyordum. O tatil günlerim o günlerdi. Yani dile kolay bir de yani sahneye çıkıyorsunuz. Normal bir insanı eğlendirmek başka bir de alkollü bir insanı eğlendiriyorsunuz. Sabahın 7-8'ine kadar. Kesinlikle. Biz o dereceyi de o mesafeyi de güzel koruduk. Evet. Tuttuk. Ondan sonra bütün kulüp başkanları gelmeye başladı. Ünlü sanatçılar, futbolcular, kardeşlerim. Güzel bir aile olduk. Evet. Götürleri ne oldu? Eskiden ailemle çok güzel de muhabbetler vardı. Annemle, babamla, kardeşlerimle tatillerim oluyordu, ediyordum. Belli bir yaştan sonra yaşla büyüyünce maneviyatları götürdü. Yani maneviyatlar, maddiyat zaten ailede vardı. Yine de sende maneviyat var bence. Ha, var. Hani şeyimiz maneviyat gitti derken evet, görüşmelerimiz azaldı. Evet. Yoksa yine bugün bir şey olacak. Özel bir gün gideriz. Evet. Annem, babam muhakkak ben Adana'ya memlekete gittiğim zaman bütün kardeşlerim de evlenmiştir. Herkesin kendi evi vardır, çocuğu vardır. Ben oraya iki günle tatil ettiğim zaman sanki hepsi bekarmış gibi eşlerini alırlar. İki gün annemin evinde kalırız. Orada yemek yeriz. Kahvaltımızı yaparız. Ben neden bu konulara girdim? Çünkü hala hayatı tesbihi yapmışım dedi çıktı. Ondan sonra öncesi yok. Veya atıyorum Ankaralı mı? Bir evet. eğitim ağırlığı yok. Mesela Ankara Üniversitesi. Ne tarihçi olarak ya? Simoloji yani, tabii ki. Tabii ki. Ondan sonra işte ailesi tabii ki de maddi durumu iyi olur kötü olur. Ama ailesinin durumu iyi. Hani parasızlıktan almış bohçası da İstanbul'a gelmiş biri çok. Yok. Ben sadece şuna üzülüyorum. Bizim arabeski Türk halk müziği sanatçısı arkadaşlarımız. Genelde onlar çünkü bunu kullandığı için. İşte bir yere geldikleri zaman köprü altında büyüdüm. Simit sattım. Ayakkabı boyadım. Ya gidecek bilet param yoktu da işte bilmem ağlıya gittim. Şimdi Allah çok buradayım. Üç gün sonra bakıyorsun o adam bunları konuşan adam yanına hayranı gelip fotoğraf çektirmek istemiyor. Kaçıyor ego kibire kapılıyor. Ben de diyorum ki saraylardan geldim. Varlığın içinden geldim. Ve kendimi hiç bozmadım. Evet. Ben de o yere geldim meşhur oldum ama saraydan geldiğim zaman da ben bir yere geldiğim zaman da madem bunu anlatıyorsun ben ayakkabıcı da yapmadım. Simit de satmadım. Krallar gibi de yaşatıldım ama mütevazilikten, büyüklerime saygıdan, küçüklerime sevgiden, egodan, kibirden uzak kaldım bunlara yakın oldum. Evet.
Bunu yapmayın arkadaşlar. Bir yere gel vallahi acındıraksın yapmayın. Yapıyorsan arkasında durun. Dram varsa zaten dramın da hası sende. Yani dramın hası da en hası bende. Senin arabada kardeşinle birlikte, annenle birlikte evet. Taranması arabanın. Tabii ki. Biz 1978 yılında tabii ki olmaz tasvip etmediğimiz tabii. O dönemki feodal yapının oluşumundan. Evet. Benim 3 tane dayım, anneannem, dedem aynı günde öldürüldü. Annem gelin göz önünde. Bir gün sonra bizimkiler 24 kişiyi öldürdüler. Babam o dönemde ben 3 yaşındaydım zaten. Bir küçük kardeşim, biz 4 kardeş beraber büyüdük. Yani annem 13 yaşında evlenmişti. O zaman aşiret gelinlik. Evet. Küçük gelindi. 20 yaşında 4 çocuk annesiydi. Biz Adana'ya yerleştirildik. Sene 78'de kan davası olduktan sonra 81-82'de annem gel işte ben kardeşlerim, 3 kardeşimi alıp Urfa'ya getirdi. Babam aşirete çok okuma isteği olan bir insanmış. Senin sanatçı olman gibi onun da... Aynen onun da okul okuma. Evet. Hatta anlatıyor. İlk önce hukuk fakültesini kazanıyor. 1500 lira kayıt para, bütün babası da vefat ediyor. Bütün malları amcaları alıyor. Amcaları malları alınca babam kayıt parası yaptırmaya gidince... Yok para. Para yok diyorlar. Bizim çocuklarımız traktörle tarla sürüyor. Öküzle beraber sen gidip okul mu okuyacaksın diyorlar. Babam gidiyor bursuzluk tıpı kazanıyor o zaman. Yani büyük bir hikaye. Yani büyük bir başarı. Okuyor. Sonra zaten bu kan davası olaylarından dolayı gene dilim böyle hızlanıyor çünkü heyecan bazı. O dönemler aklıma geldiği zaman biraz daha sakin anlatayım. Bizi Adana'ya yerleştirdi. Benim çocuklarım dedi okul okusunlar. Bu bölgede yaşamasınlar dediler. Ablam oradaki okul okurken annem tabii taziye evine bir iki yıl sonra kardeşlerin mezarını görmeye geldiğinde 3 kardeşimle biz geldik. Ondan sonra Adana'ya döneceğimiz zaman Renault Tix, Renault arabalar vardı. O zaman bir hatırlar mısın? Annemle ben arka tarafta 3 kardeşim, yani benle beraber 2 kardeşim, ablam Adana'da. Urfa otogarında çapraz ateşi, Kalaşnikovlarla çapraz ateşi tutuluyoruz. Şoför rahmetli oluyor, Allah rahmet eylesin. Annem o anda 3 kardeşimizi alıyor, arka koltuğun altına alıyor bizi. Ayetel Kürsi'yi okuyor. O duaya ben her zaman çok inanırım, Ayetel Kürsi duasına. Mermiler giriyor da deri montan ona saplanıyor. Giriyor ona saplanıyor, bir tanesi bize gelmiyor. Ve balistik raporda 178 adet Kalaşnikov mermisi arabaya sıkıldı gözüküyor. Bize hiçbir şey olmuyor ama ben o dönemde tabii o çocukluktaki travmadan dolayı kekeme oluyorum. Tabii ilkokul 12 yaşına kadar kekemeydim ben. Hatta bunu bana trajikomedi olarak anlatıyorum. İlkokul 1. sınıfta artık ikinci geçmişiz. Arkadaşlar birden 100'e kadar sayıyor. Ben iki diyene kadar onlar yüzü sayıyordu. Allah'a şükürler olsun. Şarkı söyleyip de kekemeyi de atlattım. Şimdi bülbül olduk. 12 yaşından itibaren de kekemekten kurtuldum. Allah kimseye de yaşatmasın diyorum. Bir sevda değil mi bu? Kimse durduramıyor. Tabii da. Canım durduramıyor. Peki sana nereden geldi bu sevda? Bir yerden geldi. İbrahim Tatlıses'ten geldi. Kimden gelecek yani? Çocukluğum hep bunun filmlerini izleyerek imparatorum. Onun şarkılarını dinleyerek. Çocuktum hatırlıyorum kaseti çıkacak diye harçlığımı biriktirdim. Evet. O zaman kasetler vardı. Para biriktirdiğin zaman sen İbrahim Tatlıses kasetinin adına gittiğin zaman sırada beklerdin. İki tane almak istiyorum dediğin zaman satmazlardı. Evet. Parasını veriyorum abi, iki tane ver. Bozulursa bir tane daha dinle. Herkes hak, gibi olur. Diyorlar ki herkesin hakkı İbrahim Tatlıses'i dinlemek. Öyle bir şeydi imparator. Tabii, yani tabii. Onun nüansları falan, hatta evde oturduğunda Ceylan diye bir film vardır onun. Ha. Film var. Ceylan der, böyle gömleğini parçalar ya. Annem de her misafir geldi onun taklidini bana yaptırdı. Ben de Ceylan bir anda ta 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 bütün düğmeleri açıyor. Annem de oğlum Allah belanı vermesin. Yine bunları dikeceğim. En son kadın biraz baktım ki bana bir gömlek almış çıt çıtlı. Hani bir daha onları dikmekle uğraşmasın diye. Anne de pratik zeka. Bize küçük bir şey söyler misin? Hediyesi olsun. Olur olur, ne söyleyelim? Valla istediğin neyse. Ondan sonra bir iki sorum daha olacak. Tamam. O en son şarkımızı klip çektik. Tamam. Klipte de kızımla oynadım. Evet. Sevgili Adel Su ile. Evet. Ona çünkü büyük bir hatıra kalacak. Evet, çok güzeldi o da. Yakıyorsun sen yanıyorum ben Tuna Nehri sen boğulmuşum ben. Yakıyorsun sen yanıyorum ben Tuna Nehri sen boğulmuşum ben. Bravo. Bu şarkı İbrahim Tatlıses'in şarkısıydı. Söz müzik imparatorum. Abi dedim okuyacağım. Al dedi, sana can feda. Çok sever beni. Ben de kendisini. Buradan saygılar sevgiler. Aracıyı da Erdem Kınay yaptı. Erdem kardeşime de buradan sevgiler diliyorum. Son olarak senin hayranların da bizi izliyorlar. Bizim eksik olmasınlar. Bir şeyler söylemek ister misin? Valla bizi izlemeye devam edin. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler de bizi sevmeye devam edin. Sizlere önce Allah'a, sonra kendinize emanet ediyorum. Başka bir yerde, başka bir zaman. Belki yan yana, belki kamera arkasında görüşmek üzere diyorum. Sadece şarkıcı değil, emin olun Ferman Toprak'ı ağırladık ve çok samimi bir insan ve hikayesi olan, tecrübelerinden yararlanmak isteyeceğiniz bir insan. Ben çok seviyorum dolu insanlarla, hayatı dolu insanlarla sohbet etmeyi. Çok güzel bir sohbetti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Tuna Nehri sen boğulmuşum ben. Yakıyorsun sen yanıyorum ben.